Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta soğuk sis buhar üfleyen bir devreyi vantilatörümüze bağlayacağız. Malum havalar çok ısındı. Bizim de buna ihtiyacımız olabilir. Konuyla ilgili birkaç açıklama yapmak istiyorum. Şimdi bunu iki şekilde yapabiliriz. Bir tanesi kendimiz yapacağız, transistör ve buzzer kullanarak. İkincisi hazır satın alacağız. Benim birkaç tavsiyem olacak acizane. Şimdi kendimiz yapmaya kalkarsak, yani entegre ve transistör kullanarak yapmak istersek, böyle bir piyoza satın almamız gerekiyor. Şu piyoza 20 lira, kargosu için de 10 lira. Yani elektronik malzemelerin toplamını hepsine yaklaşık 50-60 lira vereceğiz ve ödeyeceğiz. Sonuçta hem zahmet çekeceğiz, hem de belki bir canımızın sıkılacağı anlar gelecek, çalışmayacak veya ne bileyim işte devrede bir aksilik olacak. Hiç böyle yapmanıza gerek yok. Böyle bir devre zaten 60 liraya satılıyor. Direkt soğuk buhar üflemeye hazır bir devre. Şu cebimize göre, bütçemize göre daha üst segmentleri de var. Bu şekilde bu bir kit, bunu kenara bırakıyorum. Böyle bir kit var. Bunun fiyatı da yaklaşık 100 lira. Bunu direkt suya daldırıyoruz. Adaptörle 24 volt verdiğimizde direkt olarak soğuk buhar üflemeye başlıyor. Şimdi bu soğuk buhar üretmeye başladığında bunu vantilatörümüzün önüne koyarak çok daha iyi nefes alacağız. Evimizdeki nem dengesi artacak. Hatta burun deliklerimizin açıldığını da hissedeceksiniz. Bilimsel olarak zaten kanıtlanmış. Şimdi belki bilmeyen arkadaşlar için küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Bu ısıtmıyor. Buhar yaparken soğuk buhar üflüyor. Soğuk buhar nasıl oluşuyor diye küçük bir açıklama yapayım. Sonra devreye tekrar döneyim. Hikaye şu. 100 kHz'de çalışan bir elektronik devremiz var. Bu bir hoparlör, öyle anlayın. Buzzer hoparlör. Ultrasonik bir hoparlör. 100 kHz'de şu demek, saniyede 100 bin defa titreyen bir hoparlör düşünün. Şöyle sallanıyor. Bu titremenin vasıtasıyla beraber su zerreleri ayrılıyor ve buharlaşmaya başlıyor. Buna soğuk buhar deniliyor. Yani hiçbir zaman burası sıcak olmuyor. Soğuk bir buhar üretilip yukarı doğru yükseliyor. Yani kısaca saniyede 100 bin defa titreyen bir hoparlör hayal edin. Üstündeki su moleküllerine ayrılıyor ve havaya doğru buharlaşıyor. Şimdi devremizi çalıştıralım. Ondan sonra vantilatöre bağlayalım. Nasıl çalıştığını görelim. Kendime bir tane kavanoz ayarladım. Kavanozun üst kapağını şu şekilde deldim. İçerisine malum suyu doldurdum. Şöyle de iki tane bakırdan kelepçe yaptım ki bunu da vantilatörün önüne asacağım. Eğer isterseniz başka şekillerde de yapabilirsiniz. Şimdi sis buhar devremizi kavanozun içine yerleştirelim. Direkt adaptörü bağlayalım. Bakalım nasıl çalışıyor, nasıl üretiyor, hep beraber görelim. Hemen devremi çalıştırıyorum. 24 voltla çalışıyor. Takar takmaz çalışacak. Buharı görüyorsunuz değil mi? Mükemmel. Şöyle kaldırdığım zaman otomatik olarak duruyor. Kendi termostadı var. Suyun bittiği zaman buharı kesiyor. Makinenin zarar görmüyor. Tekrar daldırıyorum suya. Çok da güzel buhar üretti. LED'lerin de böyle kırmızı, yeşil, sarı yanması da bir geceliğin görseli olacak. Çok da güzel olur. Hemen bunu vantilatörümüzün önüne bağlayalım ve deneyelim. Hazırlamış olduğumuz kavanozu vantilatörün ben şurasına bağlıyorum. Eğer isterseniz altına da takabilirsiniz. Ya da UFO'da orijinalde ne yapmışlar onu söyleyeyim. Alt tarafta, yani şu çubuğun şu kısmında bir haznesi var. Bu aşağıda duruyor. Bir boru vasıtasıyla buraya geliyor. Boru vasıtasıyla vantilatör çalıştığında buharı dışarı doğru itiyor. Yani takıyorum. Şöyle. Hemen elektriğini bağlıyorum. Gelecek videolardan haberdar olmak için bizleri takip etmeyi unutmayın. Beğendiğiniz videoları paylaşırsanız bizlere memnun edersiniz. Teşekkürler. İnternette UFO'nun vantilatörlerine baktım. Buhar üfleyenin fiyatı 1200 TL'ydi. Biz sadece 100 TL harcadık. Ve artık nemlendiren ve buhar üfleyen bir vantilatörümüz oldu.